Selam arkadaşlar, Last of Us Part 2 serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz dün yeraltı tünellerinden kaçtık, kurtulduk orada. Bir tiyatroya sığınmıştık. Şimdi oradan hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İyi seyirler. Hadi bakalım şöyle başlayalım. Neyin var söyleyecek misin? Neyim mi var? Eli, demin spor soluduğunu gördüm. Aa, oğlum bağışıklığım var dedi ya, inanmıyor musun? Dedim ya. Bağışıklığım var. Tabii daha önce Tabii. olmayan bir şey. Bağışıklığım var. Kimseye inanmaz. Yapma. Ben ısırılmıştım uzun zaman önce. Neden bahsediyorsun sen? Isırıldım ve hiçbir şey olmadı. Kimyasal yanık. Maria, Tommy ve Joel'dan başka kimse bilmiyor. Aynen, başkası bilmiyordu maalesef. Bilmiyordu. Artık biliyorsun. Benden hastalık bulaşmaz endişelendiğim buysa. Sana bağışıklık da kazandıramam. Onda bir şeyler var ama ben anlamıyorum. Kızda, Dina'da bir şey var. Bir şey söyler misin? Bak. Ne oluyor la? Galiba ben haklıyım. Oha. Oğlum vardı bir şey ya. Ne? Merak etme senden bile. Yok artık. Tarihte ilk olur. O zaman. Peki şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey. Söylememiş buna. Sadece biraz dinlenmem Şak mı gerekiyor. geçiyorsun sen ya? Daha önce Ne söyleseydin. zamandır biliyordun? Aybaşım birkaç hafta gecikmişti. Birkaç hafta mı dedin? İyi ama hala geri dönebilirdin. Ben bilmiyordum. Emin değildim, tamam mı? Yük olmak istemedim. Şimdi değil misin yani? Ben bir mekanı kolaçan edeyim. Sen dinlen. Evet, biz biraz bakalım. Ne var ne yok burada. Evet, başlayalım o zaman arkadaşlar. Şöyle. Olaylara gel ya. Dina'ya bak sen. Saklamış bizden hamile olduğunu. İnsan söyler lan. Bunlar dolu. Tamam. Alabileceklerimizi alalım. Burası tiyatroydu arkadaşlar. Tiyatro salonu. Anahtar lazımmış. Oo, bir de anahtar bulacağız şimdi. Hamileymiş ya. Böyle bir şeyi nasıl saklayabilir ki? Aynen, ben de onu diyorum işte. Niye saklıyor? Ne yazıyormuş? Ben Perez Green ve Adams 2 gün önce dinlenme noktasına ulaştık ve şimdi yedek durumları iyi. WLF henüz buraya bakmaya gelmedi. Şehir WLF'nin eline düştü. Karargah'tan sırf şans ve iyi zamanlama sayesinde kaçabildik. Torres, Ward ve diğerleri büyük ihtimalle öldü. Burada kamp yapıyoruz. Şimdilik... Ses çok mu çıkıyor? Şimdilik hayatta olduğumuza minnettarız. 6 Eylül. Uyuyamıyorum. Ateşler içinde yanıyorum. İlaç yok. Her yere baktık. Sırtımızdaki üniformalar haricinde bir şeyimiz yok. Telsizden biriyle temas kurmayı da başaramadık. Kaçımız kaçabildi acaba? 7 Eylül. Hala ateşim var.
Büyük bir kesim yok. Yani enfeksiyon olmaması muhtemel. Diğerleri gece yasına kadar bekleyecek. Sonra bana ilaç bulmaya ve sıradaki durağımız için malzeme toplamak için hastaneye girecekler. İyi insanlar. 10 Eylül bu kadar uzun sürmemeliydi. Tamam. Bu not eski. Olsun. Dikkatli olalım. Yani tabii daha bayağı bir olmuş burada birileri yaşayalı. Şu an bir sıkıntı yaşamayız umarım. Ya başka bir grup varmış anladığım kadarıyla. VLF askerleriyle de onlar sıkıntı yaşamış. Bizim gibi bir grup varmış. İyi. Bilmiyorum yani. O tiyatro şeyde televizyon binasında da asılan insanlar onlar mıydı yani bilmiyorum. Aha bir yer bulduk. Ne var burada? Bir not daha var. Bunu da okuyalım. 13 Eylül. Geri döneceklerini sanmıyorum. Üstünü çizmişler. Geri dönmeyecekler. Ya pusuya düştüler ya da beni terk ettiler. Hastalanmam benim suçum mu? En azından ateşim dindi ama açlıktan midem kazanıyor. Yiyecek var mı diye yakındaki binaları talan edebilirim belki. Sonra da telsizden birine ulaşabilecek miyim bakarım. 15 Eylül. Dinmeyen yağmur en azından susuzluktan ölmeyeceğim demek. Ancak ne yazık ki elektriğin de sürekli arızalanmasına sebep oluyor. Telsizi kullanmayı zorlaştırıyor gerçeği. Cevap veren de yok. Gerçi cevap veren de yok. VLF, Fedra dinleme noktalarının hepsini vurmuş olamaz herhalde. Denemeye devam etmeliyim. 16 Eylül. Rüyamda karnıma kurşun yiyordum. Ben kan kaybına ölürken onlar kahkaha atıyordu. Bir saat önce uyandım. Hala titriyorum. Canım sigara çekiyor. Allah belanı içme. Bu soktuğumun tiyatrosunda 1-2 paket zorlamışlardır diyor insan ama belli ki bunda yok. Elektrik yine gitti. Çatıya çıkıp geri getirebilirim diye bakacağım. Adam da elektrik bakmaya gitmiş. Vay be. Şimdi bu telsiz mi? Aynen. Adam ona elektrik buna da elektrik bulmaya çalışmış herhalde. Bir şeyler oldu. Ne oldu bakalım? Geri dönmemiş. Yapamamış. Adam da kayıp. Ne olmuş bu insanlara ya? Kablo buradan gidiyor. Kablo. Vay yukarı çıkıyoruz. Kabloyu takip et. Eli. Evet geldik. Ahan. Ne oluyor lan? Bu ne? Oğlum adam ölmüş çarpılmış lan. Yandın mı sen? Yandım. Elektrik pek senlik değilmiş. Bir de espri yapıyor ya. Oğlum bu adam nasıl çarpılmış lan? Şeyle alakalı ben işte yağmur falan yağıyor ya suyla alakalı tabii temas etmiş falan. Sıkıntı abi bu işler. Neyse çalıştıralım hemen şunu. Hemen çalıştıralım jeneratörü. Oldu mu? Tamamdır. Evet. Okey. Anahtarı da aldık bu arada herhalde adamdan. Adam üstünde anahtar vardı. Tamam buralarda başka bir şey yoktur. Tamam aşağıya. Telsizi çalıştıralım bakalım. Siz de kanalımıza abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir de videoları yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bunlara ihtiyacımız var biliyorsunuz. Kanalın büyümesi için yorumlara, beğenilere, videoların beğenmesine ihtiyacımız var. Yani kanal biraz yavaş büyüyor o yüzden. Videoların önerilmesi için sizin videoları daha çok beğenmeniz, yorum atmanız lazım. Evet devam edelim. Vur bir tane daha. Aha anahtar altında çıktı. Oha. Çarpmak. Peki hala. Hayır senin şansına ya. Bizde eskiden böyle şey vardı. Çok eskiden vardı. Şu an öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Biz eskiden bir televizyon çalışmadan arkasına vurduk. Belki siz anneniz babanızdan bilirsiniz. Aha sinemayı buradan veriyorlarmış. Bir dakika. Şunu toplayalım. Bu ne acayipti ya. Sanki öyle düzelecekmiş gibi vuruyorduk. Tamam buralar tamam abi. Şimdi burada bir şey yok. Dolu buralar. Anahtarı bulduk. Işığı verdik buraya. Anahtarları bulduk. O adam üstü anahtar almamış demek ki. Telsizin altında buldu bilmiyorum. Direkt aşağı inelim. Açalım şu kapıyı. Tiyatro salonuna bir girelim bakalım. Neler olmuş. Evet. Açıyor muyuz? Evet. Aç edeceğim anahtarı. Tak bakalım. İşte salona geldik. Oy. Vay.
Oo. Joe. Burada film izlemeye bayılırdım. Aa, vay be. Tuhaf bir yer. Aman şey çıkmasın ha. Yok artık. Aniden çıkmıyor. Aa, gider mi o? Vay. Çalar mıyız? Şöyle güzel bir parça. Joel'in anısına. Aa. Vay. Evet, şimdi ben yapıyorum değil mi? Abo. Of, direkt tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Ya of ya. Joel'in çaldığı parça mıydı? Joel'in söylediği parça bize. Ah. Vay. 3 yıl önce. Oh, wow. Bir şeyler çıkmaya başlıyor gibi. Oh, bok gibiyim ya. Hayır. Sadece nasırlarının sert. Ah be abi. Evet. Eskiler. Hadi kalk bakalım. Şimdi mi? Evet. Aa, vay be. Oha, oynuyor muyuz burada? Ne yani, sürprizi berbat mı etmek istiyorsun? Oha. Abi çok efsane oldu ya, eskiye döndük. Dinozor mu? Tahmin yürütmeyi kes. Oğlum bunlar biz ağlayacağım ha, çok duygulandım lan. Tamam. Yoksa film mi? Of. Açık araba mı? Hayatta bulamazsın. Peki yavru köpek mi? Bir sürü kedi yavrusu. Enik mi diyorsun? Enik de ne? Kedi yavruları işte. Niye kedi yavrusu demiyorsun o zaman? Ne bileyim. Enik deniyor işte. Enik de. Vay be. Dikkatli ol. Olurum. Pardon. Lan! Şaka mı yaptı lan? Ya ulan Joel. Manyak mısın sen ya? Suratının halini görmen lazım. Ya boğulsaydım. Abartma, hiçbir şey olmaz. Kendine daha çok güvenmelisin ufaklık. Gülmeye devam etsen ihtiyar. Sen görürsün. Hadi bu taraftan. Vay be. Ne kötüsün ya. Yüzmen gelişiyor. Unutma, sağa sola sallama. Sadece... Suyu tüm kolunla birlikte it. Vesaire vesaire. Derdimi anlatabildiğime sevindim. Eli, gel de şuna bak. Ne var? Şu, bak hemen şurada gördün. Geyik mi? Evet. Evet gördüm. Evet. Şeye benziyor. Hadi bakalım. Nasıl oluyormuş? Çok iyi geldi. İtilen olmak nasıl bir duyguymuş bakalım. Yani... Aslında burayı zaten yüzerek geçecektik. Ödeştik işte bak. Kızdın ve darıldın. Şu anda çok kızdım ve darıldım. Şimdi gel hadi. Yine atlayacağız her şeye. Ulan.
dalarak geçmemiz gerekecek. Derin nefes al. Tamam, hallederim. Dalmak için evet, yuvarlağa. Oh be. Valla ben de özledim arkadaşlar. Bir şöyle bir tatili özledim yani. Yüzmeyi. Vay. Yoksa hıyarlık ettiği için özür dilemek isteyen 6. sınıftaki tarih öğretmenim mi? Pardon, anlayamadım. Arkadaşım ne zaman ateş böceklerine terörist dese tartışırdık. Bu yüzden çok ceza alırdık. Milletin tepeni attırmasına izin vermemiz. Bunlar da hıyarlık etmesin. Bu bir bahane değil. Bir dalış noktası daha. Beni nereye götürüyorsun? Buradan giremiyor muyuz ya? Dalıp geçeceğim. Ben de oradan geçmeye çalıştım. Yoksa... yeni ayakkabılar mı? Yeterince ayakkabın yok mu zaten? Pek sayılmaz. Gel. Pekala. Siktir et. Pes ettim. Aa, güzel. Ama belki dev bir çizgi roman koleksiyonudur. Yok, dur. Yeni bir DVD koleksiyonu. Vay, dinozor. Artık John. Evet. Aynen öyle. John! Vay. Sürpriz yapmış lan bize. Oo, geldiğimiz yere bak. Bildiğin dinozor oğlum bu. Vay. Üstüne çıkabiliyor muyum? Çıkıyorum. Ne yapıyorsun? Eli, dikkatli ol. Bir dinozora tırmanıyorum. Evet, görebiliyorum. Ama üstünden düşüp ölme sakın. Of. Yani normalde yapmak istediğim şeyi yaptım. Bir dinozorun üstündeyim oğlum. Hey dur, ne yapıyorsun? Sakın atlama. Yavaşça tutunarak in. Atlayayım mı lan? Çılgın. Süperdi be. Evet, gördüm. Oğlum yüksekliğe bak. Muhteşem değil miydi? Bir yerini kırmamış olman muhteşem. Muhteşemdi ya. Bayılıyor, bayılıyor dinozorlara. Bize geldik ya. Ben de gireyim mi? Bu da ne? Kitap. Bir dinozor kitabı. Tamam. Pekala. Çok güzel bir bölüm oldu ya. Böyle bir şey beklemiyordum eskiye gitmek. Çok güzel ya. Abi ya. Abi ya. Denemek ister misin? İstemem. Sen bilirsin. Vay be. Şu pençelere bir bak. Bu bir velociraptor. Aslında bu bir Deinonychus. Velociraptor olduklarına kesin eminim. Evet. Şunlara bak lan. Minnaklar. Dediğim filmde bunlara öyle diyorlar. Of be. Of. Bu şapkalı bir dinozor oldu. Buna şapkazor deniyor. Şapkazor, Allah'ım ya. Espriye gel. Vay be, bunun beyni ceviz kadarmış. Oo. Hadi canım, anlaşılan ortak bir yönünüz var. Bak ya, ulan. Espriye bak. Çok. Ben de güleyim, haha. Müzelere çok gider miydin? Evet. Evet, Sera bayılırdı.
Texas'ta beni sürüklemediği müze kalmamıştır herhalde. Öf, bu da güzel. Bundan haberin var mıydı? Vay. Ay, hoşlanmadın. Bunu çevirebilecek miyim? Geri dönebiliriz. Vay. Hiç de bile. Hadi bakalım. Hey Joel, tüm gezegenleri sayabilir misin? Meraklı ve dingin mizacıyla of. Göre sürüp uykudan neşeyle parladı. Aa, sana inme falan mıydı? Meraklı Merkür ve Venüs. Mizacıyla Mars. Aa, tamam, anladım. Bayağı iyiymiş ama. Sence kaç kez Ay'a gitmişizdir? Ay'a bak. İki kez. Altı kez. Emin misin? Evet, tabii ki. Ya yok öyle bir şey, inanmayın ya. Yok öyle bir şey. Ay'a maya gitme. Ne derlerse inanıyoruz. Oyunda bile diyorlar. Ya bırak. Olay. Şimdi niye gidemiyorsunuz arkadaş? Şimdi niye gidemiyorsunuz? Roverlarda direksiyon olmaz. Manevra kolu var. Ha. Dur biraz. Bu gerçek olan mı? Gerçeklerini ayda bıraktıklarına göre bence hayır. Aa, eli bunları seviyor. Dur bakalım. Takacak, giyecek miyiz? Hadi bakayım. Aynen. Çok havalı. Çok sever. Vay. Peki içi nasıl kokuyor? Ey, kaç senin şey. Ve toz gibi. Uzay, toz desen daha iyi. Ne oldu? Hepsini mi değiştireceksin? Ya aynı ya. Yapmayalım bunu. Çocuk ne güzel eğleniyor. Elicik. O zamanlar küçük tabii daha. İçine girecek mi ya? Oha. Vay, yardım et. Aç bir girelim bakalım. Öf. Güzelmiş ha. Önden buyur. Kafanı vurma. Of. Çok güzel ya. Çok acayip. Pekala. Vay be. Oha ya. Baksana ne kadar çok düğme var. Ah, felaket bir şeymiş. Ah be. Hayal edebiliyor musun? Nasıl eğleniyor? Nice senelere ufaklık. Aa, doğum günü müymüş? Doğum günü kutlamak için. Bu, bulmak için bayağı uğraştığım bir şey. Al hadi. Gözlerini kapa. Güven bana, tamam mı? Tamamdır. Ooo. Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Vah. Gözünü bir açacak, uyuyakalmıştı orada rüya. Çok iyiydi ya. Dalga mı geçiyorsun ya? Rica ederim ufaklık. Ne güzel bir hediye lan. Hediyeye bak. Ne bu bölüm ufaklık? Çok iyiydi ya. Bakınmaya devam mı? Tamam o zaman. Tamam. Ne yapıyoruz? Oturacak mıyız buraya? Not alacak. Bakalım neyi not almış Elicik. Bir gün. Tamam mı? Gidiyor muyuz şimdi? Bekle. O tarafta da müze malzemeleri var. Var. Şu binaya hiç bakmadım. Başka birinin başına bu kadar bela oldun mu? Hemen aşağı in. Hayır. Hey, bugün kimin doğum günü? Buna devam edemezsin. Güzel bir doğum günü hediyesi ya. İyi bir atlayış istiyorum. Keşfedilecek daha çok yer var. Hadi hadi çabuk. Hadi bakalım. Geronimo! Güzel. Gel Joel, aç kapıyı ya. Hadi gücümüz yetmiyor bizim. Hey, beni kaldırsana. Ha şuradan geçebiliriz. Ha doğru. Kapıyı kapı kilitli. Işte. Hadi korkaklık yapma. Hadi. Hadi bakalım. Çık. Tamam, kötü haber. Burada kapıyı engelleyen bir şeyler var. Doğa Tarihi Merkezi. Girmem için başka bir yol var mı bir bak. Bakacağız ben bir dakika. Tamam, dikkatli ol. Sen dikkatli ol. Oy. Etrafta dinozorlar var. Of. Dayan biraz dostum. Oğlum şunlara bak, ne güzel lan. I killed for them. Oha. Hepsini öldür, onlar için öldürdüm diyor. He. Şefkate ihtiyacı varmış. Burası karanlıkmış. Kapıda 4 asker var. Sonuncusu bağırdı. Bağırdı. Burada ne yazıyor? İşkence ettiğimiz o kadın kendi kanında boğuldu. Neler oluyor lan? Neler yaşanmış burada? Kampa gizlice giren başıboşların tek istediği şey yiyecekti. Tam bunu okuduk. Dışarı çık pislik. Patlamaya doğru koşan çocuğu durduramadım.
Burada ışık, orada ışık, orada ışık yok. There is no light. Çekilen acıları bitirmek istemiştik. İnsanlığı tekrar ayağa kaldırmak istemiştik. Ne zaman bir parçamızı daha feda etsek, liderlerimiz şöyle dedi, buna değecek. Ancak şimdi dağıldık. İşlediğimiz günahların karşılığında ellerimiz boş. Buraya gelince bir şeyler tekrar alevlenir. Bir amaç kıvılcımı çakar sanmıştım. Annemler beni buraya getirmeye bayılırdı. Salgından önce tüm bu acımasızlık ve vahşilikten önce hatırladığım ilk anılarımdan biriydi. Ama o anlar daha da kızmama sebep oldu. Artık bu dünyada yaşamak istemiyorum. Aynada kişiye bakmaya tahammül edemiyorum. Mermi de varmış burada. Onları da alalım. Vay be. Hiç ışık yok. Yani işte. Of şunlara bak be. Oy. Lan! Oha! Allah belanızı, burada yaşayan hayvan mı olur ya? Abi yüreğim çıktı yine. Yapmayın şunu abi ya. Ne güzel bomboş geziyorduk. Yalancılar. Liars. Ne var burada ya? Buradayım. Öf. Of lan ya. O da neydi? Domuz. Sadece bir hayvan. Aha, ateş böcekleri. Hadi işe koyulalım. Hava kararmadan ateş yakmak istiyorum. Gidelim. Ay. Güzel bölümde. Evet. Seattle ikinci gün. Arkadaşlar bölüm sonu geldi. Bu bölüm gerçekten tüylerim diken diken oldu. Çok böyle eskiye gittik. Yani beklemiyordum böyle bir şey. 3 yıl öncesine gittik. Ellie de çok mutlu oldu. Yani doğum gününde böyle bir şeyler yaşamışlar. Bizi güzel bir yere götürmüş o an. Anılar yani. Bayağı bir güzeldi. Hala bir şey konuşamıyorum yani. Çok duygulu, duygu dolu bir bölümdü. O zaman bir sonraki bölüm buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Yani önceye döneceğiz. Büyük ihtimal yani Teatro'dan başlayacağız. İkinci gün dedi çünkü. Seattle ikinci günden başlayacağız. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize bakın.